Arkamda Adana'nın Seyhan Gölü var. İlk başta manzara iç açıcı görünse de kadrajı biraz indirdiğimizde maalesef çöp yığınlarıyla karşılaşıyoruz. Hafta sonu piknik yapan bazı Adanalılar maalesef çöplerini mesire alanlarında bırakıp gidiyor. Şu rezilliğe bakın. Beyefendi bakın. Rezillikleri görüyorsunuz değil mi? Bak. Yazık, yazık duyarsız olursak bizde ne orban kalır ne mesele yerleri kalır. Mikroplastik tehlikesi ilk başta denizlerde ortaya konuldu. O yüzden biz bu problemin sadece denizlere ait bir kirlilik olduğunu düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Denizlere giden nehirlerde mikroplastik açısından çok ciddi kirlilik sahibi. Bu nehirler üzerine kurulan barajlar da başta olmak üzere tüm tatlı su kaynaklarının mikroplastiklerle kirletildiğini söylemek mümkün. Mikroplastikler biliyorsunuz daha büyük plastiklerin parçalanmasıyla oluşuyor. Özellikle piknikçilerin bıraktığı, buraları kullanan insanların bıraktığı büyük plastik parçalıklar zamanla parçalanarak mikroplastiğe dönüşüyor. Burada tabii gördüğünüz gibi çeşitli kuşlar da var. Su kuşları bunların da bu mikroplastikleri yemek zorunda kaldığını çeşitli bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor. Buradaki mikroplastik kirliliğini aynı zamanda denizlerdeki plastiğin de kaynaklarından birisi. Şimdi bu mikroplastikler bildiğiniz gibi su içerisinde pasif hareket eden canlılar ve renkleri itibariyle de diğer mikro boyutlu ve balıkların besin olarak kullandığı planktonik organizmalar boyutunda olabiliyor. Kıyısal olanlarda özellikle renkleri nedeniyle kuşlar için cezbedici olabilir. Kuşlar bunları yanlışlıkla besin zannederek yemek durumunda kalabilir. Bunlar tabii kuşlar midesine girdikten sonra tekrar atılamayabiliyor ve midelerini tıkayıp bu kuşların ölmesine neden, neden olabilir. Aynı şekilde bu durum balıklar için de geçerli, diğer canlılar için de geçerli bir durum. Yani denizlerdeki mikroplastiklerin yarattığı kirliliğin hemen hemen aynısını biz tatlı sularda da görüyoruz. Tabi bu tatlı sular bazı yerlerde içme suyu olarak kullanılabiliyor. bu Bunun arıtılması gerekiyor olarak. Bazı alanlarda içme suyu arıtma tesislerinin bunları arıttığını biliyoruz. Büyük oranda arıttığını biliyoruz ama nanopartikül, nanoplastik haline dönüşülen mikroplastiklerin nanoplastiğe dönüşmesi sonucu ortaya çıkan kirliliğin ise arıtılması pek mümkün değil. Çünkü mevcut teknolojik gelişme henüz nanoplastik partiküllerin ayrıştırılmasına ya da arıtılmasına imkan sağlamıyor. O sebeple bu ekosistemler, tatlı su ekosistemleri, Önemli ekosistemler, biyolojik çeşitliğin de önemli olarak beslendiği alanlar. Buraların plastik ve benzeri kirleticilerden korunması gerekiyor. Aksi takdirde bu kirleticilerin zaman içerisinde mikro ve nano kirletici haline dönüşüp özellikle mikroplastiklerde olduğu gibi daha ciddi tehditler yaratması söz konusu olabilir. Su kaynağından mikroplastiklerin çünkü çeşme suyuna ulaşması biraz imkanlı olanaklı değil. Çünkü uzak bölgelerden getiriliyor bu sular genellikle. Bu sebeple oraların kirlilik açısından sahip olduğu tehdit daha düşük. Böyle bir tehdit olduğunu söyleyemeyiz şimdilik. Ancak bu hızla plastik tüketmeye devam edersek bu hızla kirlet devam edersek bu testin yakın zamanda içme sularımızda da karşımıza çıkması e, olasıdır. Ee, piknik yaparken e, eğlendiğimiz zaman e, piknik sonrası bıraktığımız çöpler daha sonra eve gittiğimizde bu çöplerin zaman içerisinde mikroplastiğe dönüşüp soframıza kadar gelmesi e, aşina yani böyle bir gerçeklik söz konusu. İnsanların bunu dikkate alması gerekiyor. Yani e, pikniğe gittikleri alanda bıraktıkları çöplerin tekrar dönüp dolaşıp kendi sofralarına geleceklerini unutmamaları gerekiyor.